Daha önceden yapılmış olan bir sunuyu slaytımda tekrar kullanmak istiyorum. Bunun için bir tasarım seçtim. Daha sonra da giriş panelinden yeni slayta tıkladım. Burada yeni slayta en altta slaytları yeniden kullan var. Oradan daha önce oluşturduğum slaytı alıyorum ve açığa tıklıyorum. Daha sonra da burada tüm slaytları ekle dediğim zaman tüm slaytlardaki yazıları şimdi oluşturduğum tasarımın üzerine ne yapmış olduğum yapıştırmış oldum. Bu şekilde yeni düzenlemeler yapabiliriz. Kaydedilmiş bir slaytın üzerinde. Örneğin burada başlıklar için bir düzenleme yapmak istiyorum ama hepsini teker teker yapmak istemiyorum. Bunun için asıl slayta geldim ve asıl slayt başlıklarını bir sefere mahsus stillerini değiştiriyorum. Buradan giriş menüsünden tipini, boyutunu, kalın işte altı çizili yapıyorum. Daha sonra da bunun bütün slaytlarda uygulanmasını istiyorum. Gövde metnini de aynı şekilde kalın yaptık ve stilini değiştirdik. Asıl slaytı kapattığım zaman bütün slaytların başlıklarının belirlediğim stilde olduğunu görüyorum. Aynı zamanda da bütün gövde metinlerinin de yine belirlediğim yazı tipinde olduğunu görüntülüyorum. Tekrar asıl slayta geldim ve şimdi burada da bir logo eklemek istiyorum. Bu logoyu bütün slaytlarda görünsün istiyorum. Hepsine teker teker eklemek yerine asıl slaytta bir defaya mahsus bunu ekliyorum. Daha sonra da bunun bütün slaytlarda görüntülenmesini istiyorum. Asıl slaytı kapatınca da bunu bütün slaytlara eklemiş oldu arkadaşlar. El yazısı animasyonu yapacağız bu dersimizde. Bunun için önce ne yaptığımızı görüntüleyelim. Daha sonra da bunun için bir tane boş bir slayt oluşturmak istiyorum. Yeni slayta tıkladım. Düzen panelinden bunu boş yaptım. Daha sonra ekle paneline geldim ve burada metin kutusuna el yazısı yapmak istediğim ismi ya da yazı neyse onu yazıyoruz. Ben kendi adımı yazdım. Daha sonra da bunu yazı tipini bir el yazısı yazı tipi olarak belirliyorum. Ve bunun boyutunu da yine gerekli ayarlarda 54 daha uygun olabilir. 54 yapıyorum. Bu ayarlamayı yaptıktan sonra animasyon paneline gelip bu yazıya bir solarak animasyon veriyorum. Animasyon bölmesine tıklayarak burada gerekli ayarlamaları yapıyorum. Tıklandığında o yazan yere harf temelli yazıp 100 yazıyoruz buraya. Yani harflerin teker teker gelmesini istiyorum böylelikle. Bunu yaptıktan sonra el yazısı gif'i koyuyoruz buraya. Bu şeyi vermek için bir de el yazısı logosu indirdik. Ve daha sonra buna da bir animasyon veriyoruz. Bunda da özel olarak üzerinden çizerek geçiyorum. El yazısı formatında ve bu şeklin bu şekilde oynamasını istiyorum çünkü ve böylelikle sanki bu yazıyı yazıyormuş gibi bir görüntü çizeceğiz. Evet, bu özel yol animasyonunda bunu ekledikten sonra tekrar animasyon bölmesine geliyoruz ve bu animasyonu tam olarak resmin üzerine sürüklüyoruz. Daha sonra da bununla ilgili gerekli ayarlamaları animasyon bölmesinden yapıyoruz. Ayarını, hızını siz istediğiniz gibi tabii ki kendi yazınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra öncekiyle birlikte olarak işaretledim ve böylelikle bir el yazısı animasyonunu yapmış olduk. Slaytları yeniden kullanmak. Daha önce yapılmış bir slaytı yeniden kullanabiliriz ve onun üzerinde değişiklikler yapabiliriz. Bunun için giriş panelinde yeni slayt kısmına tıklıyoruz.
Daha sonra da slaytları yeniden kullana tıklayıp göz at kısmından daha önceden var olan bir sunumu açıyoruz. Bu sunuyu ekliyoruz. Sunum üzerinde sağ tıkladığımız zaman tüm slaytları bu sunumun üzerine ekleyebiliriz ve slaytlar üzerinde gerekli tüm değişiklikleri yapabiliriz. Bu derste yakınlaştırma efektinden bahsedeceğiz. Bunun için öncelikle giriş panelinden, düzenden boş bir slayt oluşturuyoruz. Sonra da ekleden resimler kısmından dünya haritası üzerinde Türkiye'nin bulunduğu bir JPEG koyuyoruz ve bunu sunuya büyüterek sunuya yerleştiriyoruz slayta. Daha sonra da slaytı çoğaltıyoruz. Yakınlaştırmak istediğimiz bölümü şekiller kısmından oval bir şekil alarak yuvarlak içerisine alıyoruz. Çünkü bu kısmı yakınlaştıracağız. Dış kenar kalınlığını seçip daha sonra dolgu yok deyip dış kenar kalınlığını siyah renge boyuyoruz. Daha sonra da kırp menüsünden tekerlekle de yine bu çerçevenin geliş animasyonunu veriyoruz animasyonlar kısmından. Biçim panelinden kırpa tıklayarak da daha önce seçtiğimiz bu oval kısmı tamamen kırparak yerleştiriyoruz. Kırpma işlemini tamamladıktan sonra tekrar basıp kırpıyoruz ve seçim yapıp animasyon kısmından bölüme büyük küçük animasyon ekleyerek bunu büyütüyoruz. Daha sonra da animasyon bölmesinden öncekinden sonra başlata tıklayarak yapılan işlemin sırasını belirliyoruz. Önce dış çerçeve daha sonra da büyük küçük yakınlaştırma efekti geliyor. Sonra bu yaptığımız animasyonu birinci slaytımızda kopyala yapıştır yapıyoruz. İşte bu şekilde bir büyütme yakınlaştırma animasyonu yapmış olduk. Video formatımız VMV formatında olmalıdır. Ses dosyasının ise WAV formatında olmalıdır. Bu anlamda bir video seçiyoruz burada. VMV formatında bir video. Daha sonra da videoyu belirli yerlerinden tabii ki sadece belirli bir kısmı kırpıp alabiliyoruz. Bunu aldıktan sonra evet işte bu şekilde. Burası önemli. Dosya bilgi kısmından medyayı sıkıştır deyip standarda tıklıyoruz. Daha sonra da sıkıştırma işlemi sürdürülüyor diyor. Ve medyayı bu şekilde sıkıştırmış olduk. Kapat tuşuna tıklıyoruz. Geri geliyoruz. Yine tekrar kaydet tuşuna basıyoruz. Bu ses dosyası, video ses dosyası şeklinde gömülüyor.